Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Almanya Ligi Tottusu da geldi. Ona da bir bakalım. Yani Premier Lig'den iyi mi? İyi bence. Yani Premier Lig'den iyi olduğu kesin. Lewandowski 4-5 geldi. Sancho çok iyi bir kart. Yani 4-4, pardon 5-4. 5-5 olsa zaten herhalde oyunun en iyi kartı falan olurdu. Kimi Goretzka inanılmaz orta sahalar. Haaland'ın 3-3 olması biraz üzdü. Neuer zaten kaleci. Müller bile oynayabilecek bir kart gibi duruyor. Coman da fena değil. Onun dışında Hummels, Sabitzer iyi. Davis zaten Totti'si vardı. Ya burada kim çöp? Andre Silva çöp. Angelino yani. Lacroix çok iyi değil. Oynayanları gördüm. Yani çok verim alamadılar. Hani Alaba'yı daha çok tercih ediyorlar. Yani burada Baku, Lacroix, Angelino. Hadi Angelino'yu saymayayım. Andre Silva, Hummels falan bunlar kötü. Yani Müller, Coman da çok iyi sayılmıyor. Yani genel olarak kötü bir kadro değil. Yani Premier Lig'den bence kesinlikle daha iyi. Özellikle şu Goretzka kartı inanılmaz ya. Kimi Goretzka gerçekten çok iyi. Almanya demişken Cuma günü akşam Twitch'te Ege Ersevi'ni izliyordum. Çoğunuz biliyorsunuzdur zaten. Bilmeyenler varsa da takip etsin. Çok güzel içerikler üretiyor. Ben zaten hani ilk izlediğim FIFA yayıncılarından biriydi Ege. Cuma akşamı Almanya Ligi Tottusu'yla oynuyor işte. Almış kadrosunda bütün Sancho, Goretzka falan işte Lewandowski, Haaland. Abi adam bir çıldırdı. O kadar haklı ki ama yani oyunun bağlantısı mı ayrı dersin? Oyunu takılıyor. Ondan sonra oyunun mekanikleri, otobloklar, momentum falan. Oradan da biri çıkmış diyor ki abi işte rakip fırsatları iyi değerlendirdi. Oyun hakkında böyle bir gram bilgisi bulunmayan insanların böyle yorumlar yapması gerçekten çok şey ya, kötü. Yani adam öyle bir kalitede ki yani eşit şartlarda oynasa, ne bileyim 15-20 MS ile oynasa, bazı böyle oyunun saçmalıkları olmasa her hafta 30 yapabilecek bir adam. Daha başlamadık be. Vallahi oyun daha başlamadık ya. İnşallah lose vermez. Vermedi değil mi? Hala 20 maçım olması lazım. Ha tamam. Ya öyle kalitede bir oyuncu zaten yani e-spor oyuncusu, profesyonel e-spor takımında oynuyor. Öyle bir oyuncu geliyorlar adama böyle yorum yapıyorlar. Yani çok komik gerçekten. Hani bana da bazen geliyor böyle. Ya oyunla yani alakalı en ufak bir fikri yok. Ama diyor işte rakipten 5 yemişin, 6 yemişin daha ne olacak? Yani oyun o kadar garip ki gerçekten. İnanılmaz çıldırdı yayında. Çok da haklı. Çok haklı abi yani bağlantı gerçekten o kadar kötü bir hal aldı ki. Ya benim önceki bölümü de gördünüz nasıl takılıyor oyun. Yani bu şartlarda başarılı olmamızın imkanı yok ya, çok zor. Yani istediğin başarılı olmayı geç, istediğin şeyi yapamazsın ki, oyunu oynayamazsın. Çok kötü. Hani ondan sonra da diyorlar ki niye her bölümde şikayet ediyorsunuz? Edersin abi, adam çıldırdı ya dün. Masayı falan kıracaktı neredeyse, haklı. Ha bir de hani top 200'ü oynayan biri sürekli. Normal abi, bizim bile burada hani bir şey hedefimiz var. Atıyorum elit hedefimiz var. O bile olmayınca nasıl çıldırıyoruz? Neyse bugün biraz daha iyi gibi. En azından şimdilik takılma yok. Ama yine de çok kötü tabii bağlantı. Oyuncuyu döndüremiyorsun. Adamın da ha onu da söyleyecektim. Adamın 96 Sancho'su var, dönmüyor ya. Böyle bir şey olabilir mi? Offside. 96 Sancho'su var, bir top kontrol ediyor. Yani 3,5 milyon kart. İşte yani kartla da alakası yok diyoruz ya. Bağlantı, bağlantı, bağlantı. Maalesef böyle. Yani şikayet etmeden de vallahi duramıyorsun ya. Çünkü inanılmaz kötü. Ya yapacak da bir şey yok, orası ayrı. Susup oynayacağız yani, ne yapalım. Hep öyle yapıyoruz zaten. Al işte. Çöp. Yani mesela dikkat ediyorsanız geçen sene 27-28 yapan adamların bu sene yaptığı skorlar hep 23-24 falan. Rezil ya. Bu sene gerçekten oynadığım, bak en kötü FIFA demiyorum, en kötü bağlantıya sahip FIFA ya. Ben hiç böyle oynamamıştım. Skill yapamıyorum. Yani ben skill yapamıyorum. Düşünün. Benim ne kadar skill'i sevdiğimi biliyorsunuz. Ben skill yapamıyorum abi. Yani daha ötesi yok. Ya bu oyunu anlatmak için daha kötü bir cümle yok herhalde. İyi çektik. Orada iyi çektik şeyi. Şut fake'ini.
Yani aslında savunma yapmak o kadar zor değil FIFA'da. Gerçekten zor değil. Yani çok üst düzey savunma yapmak zor. Eyvallah ama belli bir seviyede savunma yapmak o kadar zor değil. Yani bağlantın iyi olursa yaparsın. Çünkü mesela benim çoğu hamlelerim doğru yerlerdeyim ama oyuncu o kadar kayıyor ki geri falan çekemiyorum. Dedik. Ama bugün daha iyi bağlantı. Vallahi yani düne göre çok daha iyi. Cuma günleri hep kötü oluyor ama. Nedense. İnaki köşeye ama. Atardın sen onu. Gerçekten mi ya? Kırmızı Varan ve kırmızı Suarez mi çıkardın? Çok iyi. Jordi Alba, Rozier, Gervinho, Carrasco, Kessié, Fekir. Hayda, nasıl geçti o ya? Çok kıvrak abi ya. Baksana bağlantı yani Suarez ya bu. Benim Coutinho böyle değil. İşte bu şartla mesela nasıl ben yenebilirim bu rakibi? Nasıl savunacağım ki ben bunu? Savunamıyorsun abi. Yok, savunamıyorsun. Yani çok hızlı. Ya bahsettiğimiz şey bu. Adam Gervinho öyle yaptı onu ya. Ya Suarez'in neler yaptığını gördünüz. Zorlayacağız ya, zorlayacağız. İsak. Çöp oyun ya, vallahi çöp. Arkadaş yok yani hepiniz kahin olmuşsunuz gerçekten ya. Lan hep kenara vururum. Bu sefer dedim ortaya vurayım, adam ortada durdu ya. İsak çok iyi kartı ya. Ya. Bu ödül videosunda da büyük linç yemişim. Hani anlatamadığım şey şu, onu da söyleyeyim size. Bana şimdi kim çıktı abi? Vazquez'le Carrasco çıktı. İşte Oblak paketlerden onlar iyi zaten. Koundé garantiden çıktı. Navas bir de ekstra paketlerden çıktı. Bunları koydum zaten. Hani benim beğenmeme nedenim. Abi şimdi bende Carrasco çıktı. Benim solda kim var? Coutinho ya da Kaká. İyi mi ikisinden de? Değil. Ya yani Coutinho bu kartların hepsinden daha iyi bir kere. E Kaká zaten mecbur kullanacağım kimya için. Yani Kaká da öyle kötü bir kart değil. Hani benim De Jong Suarez isteme sebebim şu. Suarez çıksa Inaki'nin yerine koyacağım, direkt upgrade. Ondan sonra ne bileyim Varane çıksa direkt upgrade. Alba çıksa direkt upgrade. Ondan sonra kim var? Mesela Benzema direkt forvete upgrade. Yani anladınız mı? O kartları isteme sebebim o. Yani o yüzden kötü çıktı diyorum. Yoksa kartlar genel olarak iyi. Yani bu kartları beğenmemezlik yapmıyorum. İyi kartlar ama benim için upgrade değil yani. Coutinho var. Yani ben Coutinho'nun yerine Carrasco'yu mu koyacağım? Benim zaten 5 yıldızlı hani oyuncularla iyi oynadığımı biliyorsunuz. O yüzden yani orada bir beğenmemezlik yaptım. Yoksa hani çıkan kartlar iyi. Onlarda bir sıkıntı yok. Ama upgrade olmuyor takıma yani. Onu anlatmaya çalışıyorum. Al sana upgrade'li kadro. Bu nedir ya? Abi Totti Mbappe, Totti Ronaldo, Moments Cantona. Şey Tots Bruno. Oho. Beyler bu maçı anca bizim üstün skill çözer. Çözeceğiz, çözeceğiz. Yavaş. Oo ya. Beyler ne yapıyorsunuz oğlum ya? Ne yapıyorsunuz Allah aşkına ya? Ya yok bu savunma... Ya bu yapay zekayı gerçekten tasarlayan adamı ben tebrik etmek istiyorum ya. İnaki. Hadi. Bunları kullanmam lazım. Bunlar hayat kurtarıyor. Özellikle böyle rakiplere karşı.
Abi inanç bomboştu ya. Saçmalama ya. Golü yedi ya. Bildiğin inanç bomboştu. Ne güzel de oynamıştık orayı. Toti sakin. Vallahi yani çok gerçekten çok bomboş goller yiyoruz ama hadi dur bakalım. Hadi hadi oyun bu hadi biraz oyun oynayalım. Öyle boş goller yok hadi. Inaki. Inaki hadi 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 hadi. Yeme şunu. Yeme şunu. Çok iyi savunma. Hayır. Hayır. Hayır ha. Bravo Oblak. İşte bu ya Oblak. Oyun, oyun, oyun oynuyoruz burada. Hadi, hadi. Bu kadar, bu kadar, bu kadar. Hadi, adamın aklını okuyoruz. Bitirdik, bitirdik. Adamı dağıttık. Çok gereksizdi. Vasquez değil Coutinho, yanlış aradım. Ama şunu söyleyeyim yani dünden sonra ya bu bağlantı ilaç gibi geldi ya. Skill yapabiliyorum ya. Hani yeniyorum diye söylemiyorum şu anda. Dün gerçekten yenerken bile mutsuzdum yani. Yedik. Ronaldo affetmesin. Gerçekten yani oyun görüyorsunuz hani kadro falan hiç önemli değil ya. Tamamen bağlantı. Bağlantı 2 iyi oldu. Şov yapmaya başladık. Zorla gol yedim ya. Vallahi bak maç dönebilir dikkat. Maç dönebilir dikkat. Zorla gol yedim yani. Bak işte bak bunlar olmaz ama anladın mı? Oyun istiyor. Bir şeyler olsun istiyor oyun şu anda. Ben çözdüm. Adam şimdi spawn'u da aldı. Tamam. Show yapar. Aferin bana. Adamı da seçtirmedi. Çok güzel. Çok güzel abi. Çok güzel ya. Vallahi müthiş oyun ya. Vallahi müthiş oyun ya. Baskı açan ya. İşte gör. Neyse tamam abi ya. Tamam vallahi tamam. Ben bir şey demiyorum. Şey diyemezsin ki. Ne diyeceğim bu oyuna? Adamı yok ettik ama adam salak bir baskı sayesinde geri dönebiliyor. Rezil oyun. İlla bize o şeyi yaşatacak ya. İlla. Gel de çık şimdi buradan. Korner oldu. Çok tehlikeli. Baya baya tehlikeli. Ne yapayım şimdi ben? Ne yapayım yani? Diksem ayrı, pas versem ayrı. Baksana adam daha burada basıyor ya. Hayda. Ne oldu yine MS'e? Daha az önce övdüm ya. Moments Raul 95 PL. Kırmızılar maşallah. Yani şey iyi, Barnes iyi, Show da iyi. Güzel.
Çok kötü savunma. Çok kötü savunma. Çünkü ilk başta bana vermedi Renato'yu. Vazquez'i verdi. Ondan sonra Vazquez'i çok arkada verdi. Tekrar stoperi falan seçeyim derken gitti zaten. Bomboş kaldı. Daha kötü pas atamazsın bence. Bence atamazsın. Ben iddiaya giriyorum, atamazsın. Yani öyle bir pas atıyor ki abi. Pası üçgenle atıyorum. Önüne atacağına öyle bir pas atıyor ki oyuncuyu aşağı koşturuyor ya. Ne diyeyim ki abi, ne diyeyim? Ne diyeyim yani? Çok da şanslılar, vallahi çok da şanslılar ya. Lan oğlum, alsana şu topu artık. Başlayacağım ha. Abi yok, kaç kere hepsinde doğru müdahale yapıp alamıyorum, ben kafayı yiyeceğim. Bak. Ya yok abi, yok. Oraya kadar alamıyorsun. Sonra adam bir tane nutmeg yapıp gol atıyor. Şaka gibi. Sonra da işte bu adamlar yenince Ege'nin çıldırdığı gibi biri geliyor. Adam fırsatları değerlendirdi diyor. Adamın hiçbir fikri yok oyun hakkında. Sonra çıldırıyorsun. Ya bunu da kaçırır işte. Bunu da atamazsın. Sonra ama oyunu ağlıyorsun oluyor. Oyunu bilmiyorsun oluyor. Ah, daha çok ağlarız böyle. Bomboş kaleye kaçırsın. En fazla böyle. Olmuyor çünkü yani en garantisini oynamak lazım. Başka türlü gol atamıyorum şu anda. Oyun izin vermiyor. Boş kaleye falan kaçırttırıyor çünkü. En garantisini oynamam lazım. Offside yok. Ama çok kötü pas atıyor. Aşağısı. Ne? Gol. Yani nasıl üstüne vuruyorsun be kardeşim ya? Çok tehlikeli bu. Vuramaz ki. Vuramaz ki. Nereye vuruyor? Aç aç aç. Daha çok açacaksın o kaleciyi sen. Yapma, son dakika. Dönecek de, vuracak da. Nereye dönüyorsun bu bağlantıda? 190 MS oynadık. 95 Puskas. Gayet iyi. Büyük bir ihtimal şey paketinden çıkmış. Yani kadroya bakılırsa. Jordi Alba, Jesus Navas, Fekir. Mangala iyi, Kluivert Neres, Llorente, William Carvalho iyi kadro. Penaltı. İki kişi gitti çünkü. Kırmızı verebilir. Yazık. Çöp oyun. Adama çok yazık. Vallahi çok yazık ya. Yani neyse. Çok yazık. Ben niye ortaya vurmaya başladım ki? Ben anlamadım yani. Çok iyi. Inaki'ye atmıştım ama Neymar'a gitti.
Harika. Bir an orada açı yakaladık ve attık. Rakibimiz de çıktı. Güzel. Zaten kırmızı görmüştü. İyi rakipti ama vallahi yani çok sabırlı oynuyordu. Kırmızı görmese çok çekişmeli bir maç olurdu. Dalglish, Essien, Alaba, Kunde, Vaclik, Neymar, Mbappe, Fekir, Renato, Iglesias ama oraya bir oyuncu gelecek. Yani garip. İna abi penaltı ya bırak gol olmuyor. O nasıl gol olmuyor? Güzel. Ya vursana. Kaç kere yatırmışsın? Vur. Ama işte sol ayağıydı. Pek güvenmedi. Yapma, yapma. Bak kaç kere oldu aynısı ya. Bu kadar. Bu kadar. Temiz oyun. Çok iyi pas. Bu kadar. Bitti. Bu kadar abi. Bak mantık. Tertemiz. Bitti. Rakip hazır. Oh oh. Kadrolar artık. Bayağı iyi. Mateus, Ronaldo, Totti, Leva, Carrasco, Cancelo da var. Çok iyi. Sancho, Vatif, Tomori. Defansı iyi. Hayır. Oblak. Tereddüt ettim ya. Oblak çıkar gibi yaptı sonra. Bak. Şut fake'i yaptım. Şut fake'i arkasına La Croqueta yapacaktım. Kaçırıyor. Gördüm. İndir. Ulan. İndiremiyorsun ki. Aynı gol ya vallahi. Bilmiyorum yani çekiyorum da geri ama. Kötü oldu. Ona da blok koydu ya. Bıraksa gol ya. Ya adam havadaki topa blok koydu ya. Bak 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 bak. Bu. Başka hiçbir şey değil bu. Bu. Ama geçiyor yani. Birinde tutuyorsun, ikisinde tutuyorsun ya. Üçüncü de geçiyor. Hiçbir oyun planı yok. Hiçbir atak şekli yok. Defansla desen otoblok sayesinde şuraya bak. Adam sadece birici programlanmış. Hani ben o birici yapayım da yaptığım yer önemli değil. Nereye yaparsam yapayım. Yeter ki yapayım diyor. Bloklanacak. O sürekli bloklanır abi. Yok. Neyi oynuyoruz ki? Boşuna oynuyoruz ya. Vallahi boşuna oynuyoruz. Ya bak yani daha nasıl bir örnek olabilir? Ya adam degaj yaptı, asist yapıyordu ya. Lan ben kalenin içine girip gol atamıyorum. Ya yok yeter. Yeter. Uf, yeter. Evet rakibimizi bulduk. Ronaldo, Suarez, Kimmich, Jordi Alba, Kunde, Dest, Llorente gayet iyi. Uf,
Harika. Harika. Şöyle paslara bayılıyorum ya. Hayda. Büyük boşluk verdi. Güzel. Büyük bir hata yaptı orada ya. Niye öyle bir şey yaptı? Ben de. Aa. Bendeydi ya. Yapma yapma. Çok basit gol. Çok orada aldım. Orada da aldım. Hadi neresi? At. Attı. Hadi. Orada shoot cancel. İnanılmaz. Yeni ekledim. Hadi. Çok iyi savunma. Çok iyi. İsak git. Koy vücudu. Koy vücudu. At golü. Bitir. Bu kadar. İsak be. Mendy, Kunde, Rubandias, Walker, Ederson. İlerisi de iyi. De Jong da var. Oh. Penaltı. O şeyde o harekette penaltı oluyor. Abi ya ben bir şey yapıyorum anlamadım yani. Niye atamıyorum ben bu penaltıyı? Geçen topa bak ya. Penaltı kaçırıyoruz. Ardından illa saçma bir gol yiyoruz yani. Ya oho, bırakalım biz ya, oynamayalım boşuna. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok mantıklı. Hadi. Harika. Adamın hatağında hiçbir şey yok. Devam. Hadi 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 götür neres. Çok iyi, çok iyi neres be. Yir daldı maç. Hadi devam. İnaki yapma İnaki. Çok netti. İnaki son zamanlarda bunları çok kaçırıyor ya. Kale boş. İşte bu. Devam, devam, devam. Oğlum beni sal. Bekledi adam onu ya. Oraya atılmaz ki. Oo, kötü yakalandık. Şeyi ver bana. Renato'yu vermiyorsun. Ya ablan out'a gidiyordu. Hadi Carrasco götür oğlum. Götür oğlum benim. Aha ya patladı. Yapma yapma yapma. Ne olur ne olur ne olur. Ne oldu? Ne oldu? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım bilmiyorum. Ha!
Çok kötü ya. Of. Benim salaklığım. Benim salaklığım. Bu fena bu maçta mıydı hatırlayamadım. Yine sola atmıştım galiba. Bu maçtaydı galiba. Adam da sağ atladı abi. Ortaya vursana. Bu maç giderse ama İnaki yüzünden gidecek ya. Vallahi bak. İshak! İshak! Bize yok vallahi bize kolay galibiyet yok ya. Baskı açtı. Baskı açtı. Ben de salak salak iş yapıyorum. Adam baskı açmış. Ben de harbi kendime şimdi küfür edeceğim ya. Neres? Hocam bitirme. Ball roll. Abi kola bakın. Vallahi kola bakın ya. Of. Kola bakın. Vallahi ben konuşmayacağım. Kola bakın. Yok yok. Biz ya yok bana gerçekten rahat galibiyet yok. Haram ya. Yok mu aşağıdan gelen bir yetişkin biri? Neres Allah'ım neres ya sen yap oğlum yap. Sen bu dansı hak ettin. Neres maçı kurtardı ya. Net maçı kurtardı yani. Kaka'nın yerine şu adamı koyabilsem harika olurdu işte. Kimya sıkıntısı oluyor. Kaka artık çok şey kalmaya başladı. Penaltı. Son dakika olsa var ya kafayı yerdim. Yani son dakika derken skor 4-3 olsa ben kafayı yerdim. Oblak direğe girdi. Evet son maçımız. Bakalım nasıl bir kadroyla kapatıyoruz. Son. Direkt son gördüm. Mbappe, Neymar, Stoichkov, Kırmızı Kante, 89, Marcel Desailly çok iyi. Sağ bek Jesus Navas. İyi kadro. Abi ya ben şey yapmadım. Bir şey yapmadım. Penaltılarda başımız belada ya. Offside yok. Güzel. Aferin Naki. Hadi oğlum bu maçta da sen parla. Rakip çok çabuk müdahale yapıyor ya. Bu hoşuma gitmedi. Çok hızlı kapatıyor her yeri. O beni biraz şu anda zorluyor. İnaki. Güzel. İnaki sazı eline aldı. Baskı geldi. Çok iyi. Çok iyi build up play. Çok iyi. Hayır, birbirinize girmenin sırası değil orada. Allah'ım ya Rabbim ya ben kafayı yiyeceğim. Alayım artık ha. İnaki niye geri geldin? Çok iyi. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Bunu kullanalım hadi. Uf, pasaba. Hah.
Carrasco var ya, bu bölümün yıldızı ya. Carrasco iyi. Çok iyi kart. Çok boş gol. Kaleciyi de açtım. Üçgene bastım. Çıkmadı oblak. Dikkat. Çok iyi. Bitirdik. İnşallah. Tabii ki. Kim bitirecek? İnaki. Yani ben size son bölümde söylemiştim hani kadro falan hikaye diye. Gerçekten hani bugün bağlantının ne kadar önemli olduğunu gördük. Yani bağlantı bir tık daha iyiydi ve çok rahattı. En azından o takılmalar yoktu ve çok rahat bir oyun oynadım. Yani en azından istediklerimin %80'ini %90'ını yapabildim. Yani bazı yine ekstra şeyleri yapamadık ama olsun. Düne göre çok daha iyi bir bağlantı vardı. Carrasco ve Neres gerçekten bölümün yıldızı. Şu 3 yedek bölümün yıldızı abi. İshak da bayağı goller attı. Ama Carrasco ve Neres gerçekten çok iyi kurtardı bizi. Vazquez'i yani bilmiyorum, orta sahada anlamadım ha, bu adam biraz ağır gibi ya. Yani çözemedim, hiç ağır olmasını gerektirecek bir stat da yok ama bilmiyorum. Ya orta sahada şimdilik idare ediyor ama geçici ya. Inaki biraz sıkıntı çıkarttı. Çok ağırdı yani, bu kadrodaki en ağır oyuncu olarak kaldı şu anda. Kaka'dan bile ağırdı bugün. Ama güzel ya, iyi bir skor aldık. En azından toparladık biraz daha. Ya 9 galibiyet bir mağlubiyet aldık ikinci 10 maçta, gayet iyi. Bakalım bir dahaki bölümde devam. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala yeniyseniz abone olmayı ve videolar hoşunuza gidiyorsa lütfen beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda da görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.